Neden bu kadar uzun sürdü? Çabuk aç şunu. Kilidi açamıyorum. Böyle durumlarda özel olarak geliştirdiğimiz yöntemi dene. Olmuyor. Polisler geliyor. Size suç ikilisi olan Elusive Raccoons'u takdim ediyorum. Bu adamlar her zaman hızlı ve sessiz. Ama bu sefer Turum şehrinin en iyi polis memuru Alan Rogers tarafından takip ediliyorlar. Benden kaçamazsınız. Başka bir yoldan gideceğim. Acele et Alex, asansöre binelim. Asansör kaplumbağa gibi zamanımız yok. Yakalandık, hayır. Hepsi senin suçun Nathan. Şimdi hapse gireceğiz. Hanginizi seçmeliyim? Sen değil, sen değil. Sen kesinlikle değilsin. Sen Ekose gömlekli. Ben mi? Evet, tutuklusun. Ah, hayır, yine mi ben? Sallanma, yüzündekini çıkart. Güzel. Beni kızdırma. Bu benim tarzım adamım. Tamam, çıkartıyorum. Bunun ismi bandana. Ethan'ın eşyalarına bakılırsa o bu işte yeni. Bay canına. Bay Alex Stone. Uzun zamandır özellikle hırsızlar arasında iyi tanınmaktadır. Profesyonel kariyeri boyunca bu adam gerçekten büyük bir servet kazanmayı başardı. Tamam, gösteri bitti Ethan. Gidin ve Bay Stone'la konuşmama izin verin. Pekala, merhaba Rogers. Tulum hazır mı? Elbette, bu sabah teslim aldım. Alex gibi zengin bir adamın hapiste bile özel ayrıcalıkları var. Bunu kokarca mı giydi? Parası olmadığı için Ethan şehirdeki en kötü hapse giriyor. Dik durun. Sen, hayır, mavi gömlekli adam. Ayrıca sen değilsin. Sıradaki, evet, seni çalıştıracağım. Seni gardiyanım olarak seçiyorum. Ha, al bunu. Ben en iyisiyim. Sıkıldım. Ama ne yapacağımı biliyorum. Yeni bir vlog çekmenin zamanı geldi. Merhaba takipçilerim. Zenginler Hapishanesi'ne hoş geldiniz. Altın ödülüme bakın. Bu da benim minik kopyam. Harika değil mi? Bu altın dekoru nasıl buldunuz? Ne kadar çok altın varsa o kadar iyi. Ha. Ah, burası sıcak. Bu durumda ne yapmalıyım? Hemen gel buraya. Takipçilerime merhaba de. Hey, durma. Evet, Ethan'ın hapishanesi gerçekten rezalet. Öğle yemeği mi? Saatim olmadığı için unutmuşum. Ah, çok sıkıcı. Bir fikrim var. Bakalım burada neler var. Evet, işte bununla oyalanabilirim. Merhaba sevgili izleyicilerim. Kim olduğunuzu bilmiyorum. Peki sizinle küçük bir oda turu yapalım. Bu benim hamam böcekli tabağım ve bu da benim kitabım. Ah, seni yakaladım. İşte kapım. Kilidi bozuk ama yine de çıkamıyorsunuz. Gardiyanlar var. Şimdi size özel bir şey göstereceğim. Bu bir tavuk kemiği. Bize yılda sadece bir kez verirler. Hücrem bu kadar çok eğlenceli değil ama şikayet etmiyorum. Bu boru bende olduğu için çok mutluyum. Yoksullar hapishanesinin kurallarına göre Ethan hücredeki cihazları kullanamazdı. Ama kimse ona güvenlik kamerasından bahsetmedi. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu işi halletmeliyim. Ethan, burada ne yapıyorsun? Yemeksiz mi kalmak istiyorsun? Gerçi daha iyi bir fikrim var. Anlaşılan sıkılanlar sadece mahkumlar değilmiş. Görünüşe göre Bay Rogers da bir şeyler yapmaya karar vermiş. Kanalımıza abone olun. Ben Alex Stone. Sen de özel müdürüm Alan Rogers. Bugün zengin hapishanesinde özel bir gün. Hırsız Alex Stone'un doğum günü partisi var. Bay Stone nerede? İşte burada. Bu arada sana bir pasta getirdim. Tünel kazmakla o kadar meşguldün ki girdiğimde beni fark etmedin bile. En azından bir dilek tut. Üzgünüm Rogers. Örnek davranış için erkenden dışarı çıkmak istiyorum, bu kadar. Doğum günü kutlu olsun Bay Stone. Hediye olarak sana bir tünel kazacağım. Acele et. Daha hızlı yap. Ama zavallı Ethan için doğum günü partisi yok. Üzgünüm. Pasta mı? Benim için mi? Teşekkürler. Of, topraktan yapılmış. Evet, doğum günü kutlu olsun hücre arkadaşım. Kazma sırası sende. Bu hayatımdaki en kötü doğum günü. Kendime bir hediye bile çalamıyorum. Üzülme doğum günü çocuğu. Senin hediyen tünel kazmak. Bırak beni hemen şimdi. Ben zenginim. Sizi şikayet edeceğim. Evet tatlım, 5 yıl sonra evde olacağım. Burada ne mi yapıyorum? Sadece banyo yapıyorum. Aklını mı kaçırdım? Beni bir daha sakın böyle korkutma. Sana bir ördek getirdim. Şimdi banyomdan çık.
Evet, döndüm hayatım. Ördekler, işte bunu kaçırdım. Oo. Sabret tatlım. Ah, peki ne istiyorsun Elan? Senin için başka bir hediyem var. Bu bir altın banyosu. Beni nasıl eğlendireceğini biliyorsun. Şimdi bana bir tane daha getir. Acele et. Zavallı Ethan, zengin Bay Stone'unki gibi aromatik yağlar içeren böyle lüks bir banyoyu anca rüyasında görebilir. Peki neden hala orada oturuyorsun? Bu ayki su akın bitti. Sıradaki. Özgür olmak istiyorum. Lanet demirler. O nerede? Eller Rogers! Buradayım Bay Stone. Bunlar kıyafetleriniz. Dalga mı geçiyorsun? Bunları giymeyeceğim. Kaldır şunları hemen ve bana yeni bir kıyafet getir. Elbette Bay Stone, nasıl isterseniz. O halde size bu kıyafetleri hediye etmeme izin verin. Basit bir kıyafet ama size çok yakışacak. Hayır, bu çok basit. Ben bir hırsızım, pop yıldızı değil. Sıradaki. Bu nedir? İkinci el eşya gibiler. Bu gözlükler de ne? Bunları anca sen takarsın. Neyi seveceğinizi biliyorum. İşte bu tulum Chris Tior tarafından yapıldı. Elbette çok pahalıya mal oldular. Neden bana daha önce göstermedin? Bu kıyafeti sona bıraktım efendim. Mükemmel. Son dokunuşlar. Parmaklıklar ardında şık olmak pahalı ama Alex gibi zengin bir adam için bu hiç de sorun değil. Zavallı Ethan pahalı kıyafetler alamıyor. Bu yüzden hala züppe gibi görünüyor. Bay Rogers, bir tane daha alabilir miyim? Hepimiz aynı kıyafetle giyiyoruz. Al bakalım, artık farklısın. Harika, sağ ol. Ne ilginç bir renk karışımı. Başka hiçbir mahkumda bu kadar sıra dışı bir tişört baskısı yok. Şu harika tasarımlı tişört modeline bakın. Görünüşe göre Ethan serbest bırakıldıktan sonra kendine bir hedef belirlemiş. Evet, neredeyse yarım fincan kahve çıktı. Ah, ne harika bir gün. Bu adamın mutlu olması için fazla bir şeye ihtiyacı yok. Eğer bu fotoğrafı görüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bekle, benim sıram, yardım edin. Ah, kimi kandırıyorum, çok mutsuzum. Bay Stone, bir dakikanızı alabilir miyim? Evet, ne vardı? Akşam yemeği zamanı. Tamam. Hepsini sen mi yaptın? Evet, her şey istediğiniz gibi. Tavuk harika kokuyor. Havyar yeterince tuzlu mu? Evet, mükemmel. Alıyorum. Teşekkürler Rogers. Şimdi gidebilirsin. Afiyet olsun Bay Stone. Bay Stone herkesten farklı olarak özel bir muameleye sahiptir. Zengin hapishanesindeki yemekler kraliyet ailesinin yemekleri gibi. Bu yemek soğuk. Bu yemeği sen ye. Ama çeri domates iyidir. Bu hayatı seviyorum. Fakir tarafındaki yemekler hiç kimse için uygun değildir. Bıktım artık. Ben de artık bu yulaf lapasını yiyemiyorum. Keşke sulu bir tavuk olsaydı. Bu kadar hızlı mı? Teşekkürler. Seni çok uzun süredir hayal ediyorum, tatlı tavuğum. Ethan'ın hayalleri hala hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Uyan oğlum, akşam yemeğin geldi. Yani aç kalmak halüsinasyon görmenizi sağlayabilir. Bu doğru hücre gibi görünüyor. O Alex Stone mu? Onun için bir teslimatım var. Biraz yavaş ol bakalım. Önce sırt çantanı kontrol edeceğim. Hapishane restoranında zenginler için yemek kötü geldiyse zengin mahkumlar teslimat emri verebilir. Ve gardiyan Rogers VIP mahkumuna en sevdiği muameleyi yapıyor. Siparişiniz Bay Stone, cips sizin olmalı. Teşekkür ederim. Al bakalım, bu sipariş için sana fazladan bahşiş veriyorum. Vay canına, çok cömertsiniz. Teşekkürler Bay Stone. Afiyet olsun. Lütfen daha fazla sipariş verin. Şu andan itibaren o benim en özel müşterim. Benim payımı ver hemen. Çıkış orada. Hey Scott, bir paketin var. Sağ ol, taze ekmek. Çok güzel kokuyor ve ayrıca çıtır çıtır. Hey dostum, benimle paylaşmak ister misin? Ortadan kes. Bu bir demir testeresi. Demek istediğimi anlıyor musun? Amacına uygun olarak kullanacağım. Bu bizim için bir şans. Hadi başlayalım. Ne yapıyorsun? Ekmeği kesiyorum. Çok acemisin adamım. İzle ve gör. İşe yarayacak mı? Bak, gördün mü? Bizim için bir çıkış yolu bu. Fakirlerin yemek paketlerinin içinden farklı bir şeyler çıkabilir. Aa, demir testere. Onu alamıyorum. Tamam.
Oğlala, kimse bir şey görmedi. Yüce Yargı James Johnson'ın ta kendisi. Yeni deliller bulundu. Alex sadece sıradan bir dolandırıcıymış. Mahkeme onun fakirler hapishanesine nakledilmesi gerektiğine karar verdi. Karar verildi. Zengin Alex'in aslında hiç de zengin olmadığı ortaya çıktı. Lüks yaşamak sana göre değil. Girmek zorunda mıyım? Gir artık. Yeni evine hoş geldin. Ama Bay Rogers, ah hayır, o da burada. Stone böyle bir olaya hiç hazır değildi. Hey sen, ben mi? Biraz daha yaklaşsana. Umarım beni yemez. Birlikte oynayalım mı? Gerçekten mi? Çok isterim. Vay canına, ilk denemende başardın. Zengin bir hapishanenin lüks bir konaklama yeri olabilir. Ancak en değerli şey olan gerçek arkadaşlıktan yoksun bir haldedir. Videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.